Değerli arkadaşlar, şimdi bir bak dönüştürücünün tasarımıyla ilgili bir örnek çözmek istiyorum size. Evet, çıkış gerilimi 24 volt ve yük direnci 10 ohm olan bir düşürücü dönüştürücü tasarımı yapılacaktır. Bu dönüştürücüye ait bazı bilgiler ve tasarım kriterleri bize veriliyor. Tüm elemanların ideal kabul edileceği, yani kayıpsız bir devre düşünerek hareket edeceğimizi de soruda veriyor arkadaşlar. Çıkış gerilimi dalgalanması %5'i geçmeyecek. Bunun anlamı şu: öyle bir kondansatör değeri belirleyeceğiz ki delta VC kondansatör uçlarındaki gerilimin %0,5'ini geçmeyecek. Giriş gerilimi 48 volt olarak verilmiş ve bobin akımı süreklidir arkadaşlar. Burada doluluk oranı, frekansı, endüktans ve kapasite değerlerini, kondansatör değerlerini, kondansatör değerini daha doğrusu, MOSFET ve diyot elemanının pik gerilimini, yani MOSFET ve diyot en çok kaç volt gerilime maruz kalır bunu ve son olarak endüktans ve kondansatör akımlarının efektif değerlerini belirleyeceğiz bu tasarım hikayesinde. Şimdi doluluk oranı nedir? Doluluk oranı V çıkış bölü V giriştir. Biz düşürücü dönüştürücüde giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasındaki bağıntıyı çıkarırken çıkış gerilimi eşittir doluluk oranı çarpı giriş gerilimi demiştik. Buradan 24 bölü 48 %50 doluluk oranı olması gerekiyor. 48 voltluk bir giriş geriliminden 24 voltluk bir çıkış gerilimi elde etmek için doluluk oranı %50 olarak ayarlanmalıdır arkadaşlar. Bu %50'lik doluluk oranı tabii ki PWM sinyalinin doluluk oranıdır. Burada kullanacağımız mikro denetleyici devresinde yazılımsal olarak %50 PWM sinyali sağlamalıyız. Tabii ki burada tasarım olduğu için arkadaşlar bazı kabuller, bazı değer atamalarını da biz yapacağız. Buna ilk örnek anahtarlama frekansı. Ben 20 kHz'lik bir frekans seçtim. Başkası 40 kHz, 100 kHz de seçebilir. Şimdi 20 kHz'lik bir anahtarlama frekansı için sürekli akım çalışması isteniyor. Çünkü bobin akımı sürekli. Bu frekans değeri için minimum endüktans değerini hesaplayalım. Daha sonra biz bu endüktans değerinin üstünde bir endüktans da seçebiliriz. Burada tasarım olduğu için bazı haklarımız var. Yani bu bir soruysa soruyu çözen kişinin de bazı hakları var. Çünkü tasarım yapıyor. Kendisi de belli değerleri belirleyebilir. Ama sürekli akımı sağlamak şartıyla bunun için minimum endüktans değerini biz daha önce dersimizde daha far diğer videolarda anlattık. Minimum endüktans değeri büyük eşittir R 1 eksi D bölü 2F'den 125 mikrohenriden daha büyük bir endüktans seçmeliyiz. Ne için? Bobin akımının sürekli olması için. Burada ben hesaplamış olduğum 125 mikrohenrilik değerin diyorum ki %50 fazlasını alayım. Yani 1,5 ile çarpıyorum ve 187,5 mikrohenri hesaplıyorum. Benim seçtiğim endüktans 187,5 mikrohenri. İsteyen bunu 1,4 ile çarpar, isteyen 1,3 ile, 1,2 ile çarpabilir. Bulmuş olduğumuz değer 187,5 mikrohenri. Arkadaşlar, endüktans akımı, daha doğrusu endüktans değeri, endüktans akımının RMS, yani etkin değerine göre, etkin akım değerine göre boyutlandırılır. Bunun için de IL RMS hesabı yapmamız lazım. Burada tabii ki endüktans akımının dalga şeklini biliyoruz. Üçgen dalga şeklinde değişiyor. Endüktans akımı anahtar iletimdeyken artıyor. Anahtar kesimdeyken endüktans akımı azalıyordu. Biz burada bir etkin değer hesabı yaparsak kök içinde IL ort, yani endüktans akımının karesi artı delta IL bölü 2 bölü kök 3'ün karesini
hesaplarsak endüktans akımının tepe değerini bulabiliriz. Bu bağıntıyı ben çıkardım ve burada kullanıyorum. Burada endüktans akımının ortalama değerine ihtiyacım var. Bir de delta IL bölü 2'ye ihtiyacım var arkadaşlar. Bakın E şıkkını aslında burada ele alıyoruz. Endüktans akımının ortalama değeri V çıkış bölü R idi. Düşürücü dönüştürücü için tabii ki. Buradan 24 bölü 10 2.4 amper bulurum. Bir de delta IL bölü 2 yani delta IL'ye ihtiyacım var. Düşürücü dönüştürücü de ister anahtarın iletimde isterse de anahtarın kesimde iken hesapladığım delta IL veya çıkardığım delta IL formülleri vardı. Ben anahtarın iletimde olduğu durumda delta IL formülünü kullanıyorum. Bu bağıntıyı kullandığımda arkadaşlar delta IL yani akımdaki dalgalanma miktarı 3.2 amper olarak buldum. Yani endüktans akımının bu önemli değil belki soru için ama endüktans akımının tepe değeri 2.4 artı 1.6'dan 4 amper ve minimum değeri de 0.8 amper. Bu niye önemli aslında? Arkadaşlar IL max 4 amper, IL min 0.8 amper. Yani burada bobin akımı sürekli, bobin akımı hiçbir zaman 0 amper olmuyor. Demek ki bobin akımının sürekliliğini ben tasarımda sağlayabilmişim. Peki endüktans akımının etkin değeri nedir? Yani IL RMS nedir? Burada delta IL yerine 3.2, IL ortalama yerine de 2.4 yazdığımda 2.57 amper olarak hesapladım. Endüktans akımının etkin değerini. Peki kondansatör seçimini nasıl yaparım? Kondansatör seçimini yaparken arkadaşlar çıkış gerilimindeki dalgalanma %5'i geçmeyecektir diyoruz. Tamam. Bu bilgiler eşliğinde kondansatör değeri %0.5 dalgalanma için %0.5 dalgalanma için yani gerilim dalgalanması için bağıntıda bakın 1 eksi D yani 0.5'ti değil mi? Doluluk oranını hesaplamıştık. %50 0.5 bölü 8 bağıntıdan geliyor. L'yi ben 187.5 mikrohenri buldum. Peki delta VC bölü VC neydi arkadaşlar? Yüzdesel olarak dalgalanma miktarı. %5 nedir? %0.5 %0.5 eşittir 0.5 bölü 100 yani 0.005'tir. Buraya 0.5 bölü 100 veya 0.005 yazarız. Frekansı ben seçmiştim. 20 kHz seçmiştim. Bu da 20.000'in karesidir ve 166 mikrofarad buldum. Bunun biraz üstünde bir kondansatör seçmem gerekiyor arkadaşlar. Kondansatör seçmem gerekiyor. Bakın endüktansı da kondansatörü de seçerken değerlerinin dışında hani akım değerleri de önemli. Endüktans akımı endüktans değerini belirledim. Kondansatör değerini dedim ki 166 mikrofaraddan biraz büyük seçmem lazım. Ama bunların etkin akım değerleri de önemli. Arkadaşlar endüktans düzeltiyorum. Kondansatör akımının dalga şekli burada görülüyor. Bu dalga şekline göre etkin değer hesabı yaparsak delta IL bölü 2 bölü kök 3'tür. Peki delta IL nedir arkadaşlar? Delta IL'yi ben 3.2 amper bulmuştum. Bakın burada bunu buldum zaten. 3.2 bölü 2 bölü kök 3. Buradan kondansatör akımının etkin değerinde 0.92 amper buluyoruz. Bakın geriye ne kaldı? Sadece D şıkkı kaldı arkadaşlar. D şıkkında MOSFET ve diyot elemanının diyot elemanları üzerindeki gerilimin pik değeri. Yani en çok kaç volta maruz kalır MOSFET ve diyot diyoruz. Veya BJT burada fark etmez. Hani bir yerletken anahtardan bahsediyoruz. Arkadaşlar diyotta ve BJT elemanında gerilimin tepe değeri giriş gerilimi kadardır. Yani 48 volta en çok maruz kalır diyot ve BJT elemanı. Bu nedenle en çok 48 volta maruz kalır. Peki kondansatör gerilimi kaç volt? Çıkış gerilimi 24 volt. Endüktans gerilimi kaç volt? Endüktans gerilimi arkadaşlar hemen
Buradan bakabilirim. Endüktans gerilimi V giriş eksi V çıkış. Değil mi? 48 eksi 24 nedir? 24 volta maruz kalır endüktans. Kondansatör ise çıkıştadır. Çıkıştaki dirence paralel bağlıdır. Ve çıkış gerilimi 24 volt olduğu için o da en çok 24 volta maruz kalacağından kondansatör üzerinde de 24 volt vardır diyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi yükseltici boost dönüştürücü ile ilgili bir tasarım örneği çözeceğiz. Burada çıkış gerilimi 30 volt ve giriş gerilimi 12 voltluk bir kurşun asit aküden sağlayan bir yükseltici dönüştürücü tasarlanacaktır. Yani 12 voltluk bir kurşun asit akü var. 12 volt sabit gerilim veriyor. Tabii ki şarj durumunda biraz daha büyük bir gerilim verebilir kurşun asit aküler. Ama deşarj durumunda da gerilimi biraz azalabilir. Fakat biz bunu 12 volt sabit bir gerilim olarak düşünelim. Çıkışta yük üzerinde 30 volt DC bir gerilim elde etmek istiyoruz. Sürekli akım modunda, yani endüktans akımı sıfır olmayacak ve çıkış gerilimi dalgalanması %1'i geçmeyen uygun bir C seçmemiz lazım. Bir tasarım bu şartlar altında gerçekleştirmemiz isteniyor. Yük direnci de 50 ohmluk bir değere sahip bir yük direnci var. Şimdi arkadaşlar 12 volt ve 30 volt. 12 volt üzerinden 30 voltluk bir gerilim elde edeceğiz. Biz yükseltici dönüştürücüde V çıkış eşittir V giriş bölü 1 eksi D bağıntısını elde etmiştik. Bu bağıntıda doluluk oranını yalnız bırakırsak 1 eksi VG bölü VC'den doluluk oranını 0.6 belirleriz. Yani %60 doluluk oranı uygulanması gerekiyor BJT elemanına. Bu belki MOSFET veya IGBT'de olabilir. Yani burada yerel etken anahtar üzerinde yerel etken anahtara %60'lık bir pulse width modulation uygulanması gerekiyor. Doluluk oranı uygulanması gerekiyor. Bunu hesapladıktan sonra arkadaşlar düşürücü dönüştürücüde de yapmış olduğumuz gibi bir frekans seçmemiz lazım. Biz burada 40 kHz'lik bir frekans seçtik. 40 kHz'de sürekli akımı her durumda sağlayacak minimum endüktans değerini hatırlayın. Lmin hesabı vardı. Bu hesaba göre D1-D'nin karesi bölü 2F çarpı R bağıntısını kullandığımızda 60 mikrohenrilik bir endüktans değeri hesapladık. Ama demiştik ki biz hesapladığımız Lmin değerinden biraz daha yüksek değerli bir endüktans seçmemiz gerekir ki sürekli akımı sağlayabilelim. Yani IL sürekli sıfırdan büyük olabilsin. Bunun için ben %25 fazlasını aldım ve L eşittir 75 mikrohenri dedim. Yani %25 fazlası 75 mikrohenridir. İsterseniz 70, isterseniz 65 mikrohenri bunu alabilirsiniz. Ama şöyle bir durum da söz konusu tabii. Biz burada bir hesap yapıyoruz ama pratikte bunu gerçekleştirmek için işte böyle çok nokta atışı endüktansı sarımla ayarlayamayabiliriz. Dolayısıyla buradaki işin tamamen hesapsal olduğunu unutmayın. 75 mikrohenriyi ben seçtim, belirledim. Bu şartlar altında arkadaşlar endüktans akımı sürekli sıfırdan büyük olacak şekilde tasarlanmış oluyor. Peki endüktans akımı nedir? Endüktans akımını belirlemem lazım. Çünkü bakacağım ki gerçekten endüktans akımı IL-min 0 oluyor mu olmuyor mu bunu belirlemek için önce endüktans akımını hesaplarım. Daha sonra delta IL nedir buna bakacağız. Arkadaşlar IL akımını bağıntıları çıkarmıştık. IL akımını 3 farklı şekilde yazmamız mümkün. Burada görüyorsunuz 3 tane bağıntı var. Bizim burada kullandığımız bağıntı şu. Giriş gerilimini biliyorum. Doluluk oranını biliyorum. Ve direnci biliyorum. Buradan 1.5 amper
buluruz. Aslında şu bağıntıyı hemen görebiliriz değil mi? VG'yi sol tarafa atın. VG çarpı IL eşittir VC'nin karesi bölü R. Yani biz bu bağıntıyı nereden elde etmiştik? Giriş gücüyle çıkış gücünü birbirine eşitlemiştik. Verimi %100 kabul ederek bir güç eşitliği bağıntısı vardı, hatırlayın. Buradan bir uzun uzun bağıntılar çıkarmıştık ama mantığını iyi anlamamız gerekiyor. O bağıntıları, mantığını iyi anlarsak burada şu bağıntı karmaşası bizi yormaz. Buradan 1.5 amper buluyoruz arkadaşlar. Bakın 1.5 amperi bulduk. Bulmuş olduğumuz bu 1.5 amper cepte. Şimdi gelin endüktans akımının dalgalanma değerini bulalım. Pik pik burada kafa karıştırmasın. Delta IL'yi aslında arıyoruz. Delta IL'yi anahtarın iletim durumu için çıkardığımız bağıntıyı burada görüyoruz. VG bölü L DT. L'yi bakın 75 seçtiğim için burada artık 75 mikrohenriyi kullanıyorum. D 0.6. T nedir arkadaşlar? T periyot, frekansın tersi, 1 bölü 40 bin T yerine yazdık. Buradan 2.4 amper bulduk. Peki IL max neydi arkadaşlar? IL artı delta IL bölü 2. IL'min IL eksi delta IL bölü 2 idi. Buradan IL max'ı 2.7 amper, IL min'i 0.3 amper bulduk. Demek ki 75 mikrohenrilik durumda IL min 0 amper olmuyor. Bakın IL min 0 ne zaman olur biliyor musunuz arkadaşlar? IL min 0 ne zaman olur? Eğer siz L min hesabı yaptınız ve 60 mikrohenri buldunuz. Eğer 60 mikrohenrilik bir endüktans kullanırsanız o zaman dalgalanma 3 amper çıkar. Kontrol edebilirsiniz bunu. 3 amper çıkar. Şuraya 60 yazacaksınız. 60 şuraya yazdığınızda burası 3 çıkar. O zaman 1.5 eksi 3 bölü 2 0 amper bulursunuz. Bu durumda IL max 3 amper olur. Evet. Son olarak çıkış gerilimi için arkadaşlar çıkış gerilim dalgalanması %1'in altında olacak. Burada hatırlayalım. Bir C hesabı vardı. C'yi biz öyle bir değer seçmeliyiz ki %1'in altında bir delta VC olsun. Burada doluluk oranı 0.6 idi. Değişmiyor. Direnç zaten belli. Frekans belli. Bakın %1 demek aslında delta VC bölü VC yerine %1 yazmak demektir. Veya şöyle de yapılabilir. %1 mi? Tamam. Çıkış gerilimi kaç? 30. 30'un %1'i nedir? 33, 0.3. Gelirim buraya. 0.3 bölü 30 yazarım. Aslında 0.01'dir bu. Burada yerine koyduğunuzda arkadaşlar 30 mikrofarad bulduk. 30 mikrofarad seçersem kondansatör dalgalanması, çıkış gerilimi dalgalanması %1'dir. Bu nedenle 30 mikrofaradın üstünde standart üretim olan bir kondansatör seçerek aslında bu kriteri de sağlamış olurum. Değerli arkadaşlar, şimdi yükseltici dönüştürücü ile ilgili ikinci tasarım örneğimizi çözelim. Sorumuz şöyle: çıkış gerilimi 8 volt ve yük akımı 1 amper olan bir yükseltici dönüştürücünün giriş gerilimi 2.7 volt 4.2 volt arasında değişmektedir. Bu durum ilk örneğe göre farklı. Giriş geriliminin değişken olduğunu görüyoruz ama çıkış gerilimi sabit, yük akımı sabit. Yani 8 wattlık bir çıkış gücümüz var aslında. Giriş gücü de burada aynı. Çünkü verimsel olarak bir analizimiz yok. Yani verimi %100 kayıpsız bir dönüştürücü olarak kabul edeceğiz. A şıkkında anahtarlama frekansını belirleyiniz. Bu arada sürekli akım koşullarının sağlanacağı ifade ediliyor soruda. A şıkkında anahtarlama frekansını belirleyiniz. Bakın burada anahtarlama frekansı ile ilgili herhangi bir kriter yok. Bunu biz direkt kendimiz belirleyeceğiz. B şıkkında endüktans akımının dalgalanma değeri, tepe tepe veya pik pik dalgalanma değeri, ortalama endüktans akımının
%40'ını geçmeyecek şekilde endüktans değerini belirleyiniz. Bakın, ortalama endüktans akımı şudur diyeceğiz, hesaplayacağız. Daha sonra bunun %40'ını alıp endüktans dalgalanması budur diyeceğiz. %40'ıdır diyeceğiz ve L hesabı yapacağız. C şıkkında ise kondansatör seçimi için çıkış gerilimindeki dalgalanma miktarı çıkış geriliminin %2'sini aşmayacak şekilde bir tasarım gerçekleştirmemiz isteniyor. Arkadaşlar, frekansı 100 kHz olarak alalım. F, F eşittir 100 kHz, 100 bin Hz olarak kabul ediyoruz. Bunu farklı bir değerde almamız mümkün. Yani 50 Hz de alabilirsiniz, 30 Hz de, 30 kHz de alabilirsiniz, 50 kHz de alabilirsiniz, fark etmez. Yani şu anda bir tasarım yapıyoruz. Bu tasarımımızda endüktansı belirleyeceğiz, sürekli akım koşullarını sağlayacağız, kondansatörü uygun belirleyeceğiz. Ama en önemlisi gerilimin değişime uğradığını görüyoruz. Yani gerilimin, giriş geriliminin değişken olduğunu burada görüyoruz. 2.7 volt ile 4.2 volt arasında değişiyor. O yüzden iki giriş gerilimi için, daha doğrusu minimum giriş gerilimi ve maksimum giriş gerilimi için bir hesap yapmamız lazım. Önce giriş gerilimini 2.7 volt kabul edelim. Bu durumda doluluk oranı hesabı yaptığımızda doluluk oranını 0.663 olarak buluyoruz arkadaşlar. 0.663 %66.3. Bu bizim doluluk oranı değerimiz. Şimdi çıkış gücünü 8 çarpı 1'den 8 watt olarak belirlemiştik. Biliyorsunuz endüktans yükseltici dönüştürücüde dönüştürücünün girişinde arkadaşlar kaynağı direkt seri bağlıydı. Düşürücü dönüştürücüde nasıldı? Direkt çıkışa seri bağlıydı. Çıkış tarafındaydı endüktans. Burada endüktans girişte olduğu için aslında endüktans akımı giriş akımına eşittir. Dolayısıyla güç eşitliğinden bakın, VG'yi sol tarafa atarsanız aslında VG çarpı IL giriş gücüdür. Çünkü IL eşittir IG'dir. Buradan ben giriş akımını veya endüktans akımını 2.96 amper olarak hesapladım. Daha sonra bu akımın %40 kadar bir akım dalgalanması olacak. Veya %40'ı geçmeyecek bir dalgalanma var. Bunun da ne yapıyorum? Bakın, ortalama endüktans akımını 0.4 ile veya %40'ını almak için, değil mi, 0.4 ile çarpmam lazım. 1.19 amper buluyorum. Bu benim endüktansımdaki dalgalanma miktarı olacak. 2.7 volt için akım dalgalanma miktarı. Buna göre arkadaşlar L'yi hesapladığımızda, bakın, delta L'yi burada kullanıyoruz. 100 kHz, yani 100 bin Hz yazdık. Giriş gerilimi, doluluk oranı, burada hesabı yaptığımızda 15 mikrohenri hesapladık. Bu 2.7 volt içindir tabi. 2.7 volt için endüktans akımının %40'ı kadar dalgalanmaya müsaade edildiğinde, aslında müsaade edilmesi için 15 mikrohenrilik bir L bağlamam lazım. Peki, tabi giriş gerilimi değişkendi arkadaşlar. 4.2 için aynı işlemi tekrarlarsak, bakın, doluluk oranını tekrar hesapladım. Aynı prosedürü burada tekrarlıyoruz. Doluluk oranını hesapladım. Endüktans akımını hesapladım. Endüktans akımının %40'ını aldım. Daha sonra hesaplamış olduğum delta İ'yi bağıntıda yerine yazdım. Bakın, giriş gerilimi değişti. 4.2. Doluluk oranı farklı. Delta İ'ye farklı. Değişmeyen tek şey frekans. Buradan 26.2 mikrohenri buldum. Fakat şimdi biz iki tane endüktans hesabı yaptık. Bir tanesi 15 mikrohenri, diğeri 26.2 mikrohenri. Burada arkadaşlar endüktans seçimi yapılırken büyük değeri alırız. 26.2 mikrohenri alırız. Çünkü geniş bir gerilim aralığı var. Aslında geniş değil ama en azından bir giriş gerilimi aralığı var. 1.5 voltluk bir aralık bile olsa.
burada 2.7 volt için endüktans akımını daha büyük hesaplamıştık, hatırlayın. 2.96, burada ise 1.9 amper. Dolayısıyla büyük akımlı durumda büyük endüktanslı, büyük endüktans seçimi daha avantajlıdır. Çünkü 15 mikrohenriyi 4.2 için aldığımızda, 4.2 volt için kullandığımızda akım dalgalanması problem yaratabilir. Dolayısıyla büyük olan endüktansı seçiyoruz. Fakat burada arkadaşlar bakın, bir husus daha var. Giriş gerilimi 2.7 volt iken eğer büyük değerli, ben büyük değerli endüktansı seçersem, bakın 2.7 için biz 15 mikrohenriyi hesaplamıştık ama 1.19 amper için, şimdi 2.7 volt ve 26.2 mikrohenri için tekrar delta I ile hesaplanır arkadaşlar. Buradan delta I ile 1.366 amper bulunur. Minimum endüktans akımı ve maksimum endüktans akımı bu şartlar altında belirlenir. Bakın burada akımın büyük, en büyük değerini alıyorum. 2.7 voltta hatırlayın, 2.7 voltta akım 2.96 idi. IL max benim için önemli. Çünkü IL max aslında kondansatör seçimi için de önemli arkadaşlar. Dolayısıyla 2.7 voltta IL daha büyüktü. Ama 2.7 volt ve 26.2 mikrohenri için delta IL'yi hesaplamamıştım. Bakın burada hesapladım ve 2.7 volt için hesapladığım IL akımına göre akımın 2.27 ile 3.64 amper arasında dalgalandığını buradan tespit etmiş olduk. Son olarak kondansatör seçimi için arkadaşlar, kondansatör akımının grafiğini burada hatırlayalım. Kondansatör en çok IL max akımına maruz kalıyordu. Yani IL max akımı geçiyordu kondansatörden. Dolayısıyla IL max eşittir 3.643 amper olması, kondansatör akımının tepe değeri de 3.643 amper olur. Peki %2 dalgalanma oranı ne demek arkadaşlar? %2'lik bir dalgalanma 8 voltta hesapladığımızda, yani 8'in %2'sini alırsak 0.16 volt olur. Peki 0.16 volt olur. Bu 0.16 volt 0.16 volt bölü 3.643. Bakın burada 3.3 yazmış ama 3.643 yazacağız şuraya. Buradan 44 miliohm buluruz. Şurası 44 miliohm olur. Burası 44 miliohm. Yani demek ki bu direnci, kondansatörün ESR direnci veya eşdeğer direnci 48 miliohm, 44 miliohm olmalıdır. Peki kondansatörün değeri ne olmalıdır arkadaşlar? Bakın burada doluluk oranını 2.7 volta göre, dikkat. Bakın burada artık 2.7 volt üzerinden devam. Çünkü 2.7 volt ekstrem case'dir arkadaşlar. Yani aşırı durumdur. Çünkü akımın en büyük olduğu durumdur. 2.7 voltta biz doluluk oranını 0.663 hesaplamıştık. Burada o yüzden 0.663 aldık. Çünkü akımın en fazla geçtiği durum, kondansatör geriliminin en çok dalgalanma ihtimali, en çok dalgalanma, kondansatör geriliminin en çok değişim göstereceği durumdur. O yüzden burada akımın büyük olduğu duruma göre tasarımı yapıyoruz esasında. Akımın büyük olduğu duruma göre tasarım yapıyoruz. Akım 2.7 volt için en büyük. Ama L daha büyük seçilerek akım dalgalanması her durumda %40 için garantilendi. Ve burada 3.643 ampere göre ben kondansatörümün ESR
değerini 44 miliohm olarak hesapladım. C'yi ise belirlerken 2.7 volta göre hesapladığım ILMAX doluluk oranını kullanıyorum. Direncimiz zaten burada şu R yerine V çıkış bölü I çıkış yazdım. Yani direnci yazdık 8 bölü 1. Dalgalanma %2 idi. Frekans 100.000 Hz. Ve burada 41.4 mikrofarad bulduk. Bunun biraz üstünde standart bir kondansatör seçimi yapılarak 0.16 volt en çok gerilim dalgalanması olacak şekilde bir tasarım yapmış oluruz. Evet, soruda önce anahtarlama frekansını belirledik. Buna biz kendimiz bir değer ataması yaptık. Daha sonra giriş gerilimi için iki gerilim değeri için arkadaşlar doluluk oranı hesabı yaptık. Akım hesabı yaptık. Endüktans akımını belirledik. Endüktans akımındaki dalgalanma miktarını %40'a göre belirledik. İki durum için yani 2.7 volt ve 4.2 volt için hesaplamış olduğumuz endüktans değerlerinde 4.2 volt için belirlediğimiz endüktans değeri arkadaşlar daha büyüktü. Biz bu endüktans değerini baz alarak yolumuza devam ettik ama 2.7 volt için tekrar bir delta IL hesabı yaptık ve bu durumda bir ILMAX ortaya çıktı. Bu ILMAX benim kondansatör akımımın o alabileceği en büyük değer. Kondansatör akımının alabileceği en büyük değer aslında kondansatör üzerindeki gerilim dalgalanmasını da etkilediği için ve ben ve benden %2'lik bir max, maksimum %2'lik bir gerilim dalgalanması istendiği için %2'ye kadar müsaade edildiği için o yüzden kondansatör üzerindeki akımı bilmem lazım arkadaşlar. Bunu da 3.643 amper olarak biliyorum. Ve buradan aslında ben kondansatör üzerindeki gerilim dalgalanması her durumda 0.16 voltu geçmeyecek. Ama kondansatör seçiminde ESR değerini de en azından belirleyebilmek adına, seçebilmek adına bunu yaptım. Ve son olarak C bağıntısında kondansatör bağıntısını kullanarak bir kondansatör değeri hesapladık. Burada zaten standart bir bağıntı. Sadece 3.643 amper durumunda 3.643 amperi biz hangi şartlarda bulduk? 2.7 volt şartlarında bulduk. Dolayısıyla doluluk oranını 0.663 aldım ve işlemin sonucunda 41.4 mikrofarad bulduk. Bu da bu sıra değerinden daha büyük bir seçim yapmam gerektiğini de son olarak hatırlatmak isterim arkadaşlar. Değerli öğrenciler, şimdi düşürücü yükseltici buck boost dönüştürücü ile ilgili bir örnek çözelim. Örneğimizde tasarımı yapılan bir düşürücü yükseltici dönüştürücü için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yani soruda bize giriş gerilimini 24 volt, doluluk oranı 0.4, %40, R yük direnci 5 ohm, L endüktansı 20 mikrohenri, çıkış kondansatörümüz 80 mikrofarad ve frekans 100 kHz olarak veriliyor. Ve bu bilgiler eşliğinde bir düşürücü yükseltici dönüştürücü tasarlandığında A şıkkında çıkış geriliminin değeri, B şıkkında endüktans akımının ortalama değeri, minimum değeri ve maksimum değerini soruyor. Son olarak C şıkkında çıkış geriliminin dalgalanma miktarı yani delta VC demiştik ya hani konuyu anlatırken bunu arıyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak çıkış gerilimini bulalım. Çıkış gerilimini hesaplarken biliyorsunuz bir bağıntımız vardı. Eksi VG D bölü 1 eksi D. Burada giriş geriliminin 24 volt olduğunu hemen yerine yazdım. Doluluk oranı 0.4 burada koyduk yerine ve çıkış gerilimini eksi 16 volt bulduk. Bakın giriş gerilimi 24 volt, çıkış gerilimi eksi 16 volt. Demek ki doluluk oranı 0.4 verilmiş. Ben burada bir düşürücü dönüştürücü elde ettim. Benim dönüştürücüm hem düşürücü hem yükseltici özelliğine sahip. Burada doluluk oranı 0.5'ten küçük olduğu için
düşürücü dönüştürücü elde ettim ve gerilimin polaritesi de terslenmiş oldu. Eksi 16 volt elde ettik. Arkadaşlar, sorunun devamında endüktans akımının ortalama, minimum ve maksimum değerlerini soruyor. Bu kısmın, yani dönüştürücünün teorik bölümünü anlatırken bir bağıntı elde etmiştik. Hatırlayın, giriş akımının DIL'ye eşit olduğunu ifade etmiştik ve giriş gücüyle çıkış gücü arasındaki güç eşitliğini kayıpsız bir devrede bir güç eşitliği oluşturup IL akımını elde etmiştik. Bakın, bu IL akımının nasıl elde edildiğini ifade ettik. Burada tabii ki yerine koyduğumuzda değerleri, yani bunu şunun için söylüyorum. Hani burada bu formülü ezberlemeyelim. Bu formülün nasıl elde edildiğini iyi anlarsak bu formülü her defasında kendimiz çıkarabiliriz. Burada değerleri yerine yazdığımızda arkadaşlar endüktans akımını 5.33 amper olarak belirliyoruz. Peki bu ortalama değeridir arkadaşlar endüktans akımının. Endüktans akımının minimum ve maksimum değerlerini hesaplamak için delta IL'yi hesaplamam lazım. Daha sonra burada yerine yazdığımda IL min ve IL max'ı buluyorum. Arkadaşlar, isterseniz delta IL on, isterseniz de delta IL off. İkisini de kullanabilirsiniz. Birinde ama eksi çıkar. Yani delta IL off formülünde eksi V çıkış bölü L 1 eksi D T. Değil mi? Bu şekilde formülize etmiştik. Orada koyarsanız eksi 4.8 amper çıkar. Ama burada tabii ki bizim için akım dalgalanma miktarında aslında mutlak değer önemli. Çünkü bir tanesinde artış, burada olduğu gibi, eğer delta ile of'u hesaplarsanız azalış miktarını görmüş olursunuz. Ama burada bizim için değeri önemlidir. Burada yerine yazdığımızda akımın dalgalanma miktarı 4.8 amper. Bunun yarısını ortalama değerden çıkarıyorum. Minimum akım değerini buluyorum. Endüktans akımının minimum değerini 2.93 amper. Dalgalanma miktarının yarısını ortalama değere eklersem IL max'ı belirliyorum ve bu da 7.33 amperdir arkadaşlar. Ve bu dönüştürücü için şunu da söyleyebiliriz. Akım minimum endüktans akımı veya endüktans akımının minimum değeri demek belki daha doğru, sıfırdan büyük olduğu için bu dönüştürücü sürekli akım modunda çalışıyor. Zaten biz dönüştürücüyü anlatırken arkadaşlar sürekli akım modunda çalışan bir dönüştürücü için denklemleri elde ettik. Yani bir buradaki dönüştürücü olabilir, düşürücü olabilir, yükseltici olabilir. Şu ana kadar sürekli akımda çalışan dönüştürücüler için bağıntıları elde ettik. Burada sadece aslında bir kanıt yapmış oluyoruz. Yani eğer IL'min sıfırdan küçük olursa, zaten daha doğrusu tabii sıfır olursa sıfırdan küçük olmaz. Düzeltelim. Sıfır olursa zaten burada bir problem var demektir. Veya sıfırdan küçük bir değer çıkıyorsa şayet, orada zaten sürekli akım modundan bahsetmek söz konusu olmaz ve bu bağıntılarında geçerliliği kalmaz. Biz bunu kesintili akım modunu işlerken zaten anlatacağız. Özetle IL'min sıfırdan büyük olduğu için dönüştürücümüz sürekli akım modunda, kesintisiz akım modunda çalışıyor diyebiliriz. Son olarak C şıkkında gerilimin dalgalanma miktarını hesaplayacak olursak, burada önce şunu yapmışız arkadaşlar. Gerilimin dalgalanma yüzdesi delta VC bölü VC, bu da eşittir D bölü RCF. Bakın, doluluk oranını, direnci 80 mikrofaradı ve frekansı yerine yazdığımda 0.01 buluyorum. Yani %1. Peki çıkış gerilimi %1 dalgalanıyorsa arkadaşlar, çıkış gerilimi kaç volttu? Eksi 16 volttu, değil mi?
16 diyelim biz buna, çarpı 16 çarpı %1. Nedir %1? 0,01. 16 çarpı 0,01, 0,16 volt gerilim dalgalanıyor. Yani 16 voltun ortalama çıkış gerilimi, bulmuş olduğumuz gerilim dalgalanma miktarı 0,16 volt. Bunun 0,08 voltu, yani yarısı gerilimin üstünde 16 volta ekleniyor. Yani 16,08 volt çıkış geriliminin maksimum değeri, 15,92 volt çıkış geriliminin minimum değeri. 16 volt ortalama değer, 16,08 VC max, 15,92, yani 16-0,08, 15,92 volt gerilimin çıkış geriliminin minimum değeridir. Değerli arkadaşlar, şimdi düşürücü, yükseltici, dönüştürücü ile ilgili ikinci örneğimizi çözelim. Bu örneğimiz biraz daha yorum yapmamızı sağlayacak. Konuyu daha iyi anlamamızı sağlayacak bir örnek. Bir nevi aslında tasarım örneğidir. Burada düşürücü, yükseltici, dönüştürücünün tasarımını gerçekleştireceğiz. Tasarım aşamasında biliyorsunuz bazı değerler, bazı sabitler belirlenmesi gerekiyor. Ve bizden de bazı tasarım kriterlerini sağlamamız istenebilir. Şimdi gelin soruya bakalım. 75 watt gücünde çıkış gerilimi 50 volt olan bir düşürücü, yükseltici, dönüştürücü tasarlanacaktır. Çıkış gerilimi verilmiş, gücü verilmiş. Giriş gerilimi 40 volt olarak veriliyor. Çıkış gerilimi dalgalanma miktarı %1'i geçmeyecek. Bu ne demek? Delta VC bölü VC en çok %1 olabilir. %1'in altında isteniyor aslında bir nevi. Bu durumda doluluk oranını, frekansı, endüktans değerini, kondansatörü belirleyiniz. Bunları yani seçin aslında anlamına geliyor. Son olarak seçilen frekans değeri için, bakın B şıkkında bir frekans değeri belirleyeceğiz. Kendimiz belirliyoruz. Seçilen frekansı iki katına çıkarırsak çalışma modu değişir mi? Yani sürekli akım çalışıyorsa bu değişir mi? Veya bunun tam tersi. Değişirse hangi çalışma modu olur? Açıklayınız. Bakın burada sınır çalışma modu uygulanacak. Yani endüktans akımı çok kısa süre min 0 ampere deyip, grafik olarak tabi 0 ampere deyip tekrar şarj olmaya başlaması lazım. Sınır çalışma modunu burada tasarım kriteri olarak bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi doluluk oranını hesaplarken mutlak değerli bir bağıntımız vardı arkadaşlar. Veya bu bağıntıyı kullanmak zorunda da değilsiniz. Esasında çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasında bir bağıntımız vardı. O bağıntıda doluluk oranını eğer yalnız bırakırsanız zaten bu bağıntıyı elde ediyorsunuz. Burada doluluk oranını bu bağıntıyı kullanarak hesapladığımızda 50 bölü 40 artı 50. Yani burada çıkış geriliminin 50 volt olduğunu, mutlak değerde olduğu için, normalde eksi 50 ama mutlak değerde olduğu için 50 volt alıyorum. Giriş gerilimi 40 volt verilmiş. Buradan doluluk oranını %55,5 olarak hesapladık. B şıkkında frekansı kendimiz belirleyeceğiz arkadaşlar. Düşürücü ve yükseltici, dönüştürücü örneklerinde bunu yaptık. Frekansı kendimiz seçtik. Tasarım örneklerinde frekansı kendimiz seçiyoruz. Frekans 50 kHz olarak burada belirlendi. Devamında ben sınır çalışma modunu sağlayan endüktansı seçmem gerekiyor. Endüktans değerini belirlemem gerekiyor arkadaşlar. Bunun için nasıl bir yol izliyorduk? IL min, minimum endüktans akımının minimum değeri,
sıfıra eşitleniyordu ve L değeri yalnız bırakıldığında bir bağıntı elde ediliyordu. Bakın yine bağıntıyı ezberlememek adına bir yol gösteriyorum. Sınır çalışma modunda, sınır çalışma modu neydi? Endüktans akımı 0 ampere temas edip tekrar artması lazım. Tamam mı? Endüktans akımı azaldı. 0 amper oldu. Yani enerjisi bitti endüktansın. Bitti. Biter bitmez hemen şarj olmaya başlayacak. Endüktans akımı artmaya başlayacak. Bunun için endüktans akımının minimum değeri IL min eşittir 0 yapıp L değerini yalnız bıraktığımızda L min elde edilir. Buradan da şu bağıntıyı buluruz ve bu bağıntıda değerleri yerine yazdığımızda direnç değeri lazım bana, doluluk oranı ve frekans. Doluluk oranını burada belirledim, frekansı seçtim, direnç tespit etmem lazım. Arkadaşlar bakın burada çıkış gücünü biliyoruz. Çıkış gücü eşittir giriş gücü esasında bu örnek için. Çıkış gerilimini de biliyoruz. Benim bağıntım nasıldı? P çıkış eşittir VC'nin karesi bölü R. Burada P ve R yer değiştirirse arkadaşlar direnci V çıkış kare bölü P'den 33.3 ohm bulurum. Burada da yerine yazdığımda 65.94 mikrohenri hesaplamış oldum. Endüktansı. Kondansatör ise arkadaşlar gerilim dalgalanma yüzdesi %1'i geçmeyecek şekilde bir tasarım yapacağım. Yani şurada delta VC bölü VC yerine %1, 0.01 yazdığımızda kondansatör değerini 33.3 mikrofarad buluyoruz. Yani bu kondansatör eğer 33.3 mikrofarad seçilirse gerilim dalgalanması %1'dir. Bu nedenle %33.3 mikrofaradın üstünde standart bir kondansatör değeri belirlemem gerekiyor. Burada yine tabi doluluk oranı, frekans ve direnç yerine değerlerini yazdık ve bunu elde ettik. Bakın kondansatörü de belirledik. Şimdi E şıkkı için aslında biraz yorum yapalım. Şimdi bizim ilk etapta A, B, C ve D şıklarında yapmış olduğumuz tüm işlemlerde sınır çalışma modu uygulandı arkadaşlar. Peki seçilen frekans değeri için ne seçtim frekansı? 50 kHz. 2 katına çıkarılırsa frekans artarsa veya diyelim frekans arttırdım değil mi? 2 katına çıktı 100 kHz oldu. Çalışma modu değişir mi? Değişirse hangi çalışma modu oluşur? Bakın çalışma modunun değişmesi endüktans akımına bağlıydı arkadaşlar, hatırlayalım. Çalışma modunu belirlerken endüktans akımı sıfırdan sürekli büyükse sürekli akım modu, endüktans akımı sıfıra anlık bir temas edip tekrar artmaya başlıyorsa sınır çalışma, ki A, B, C ve D şıklarında bunu yaptık. Şayet endüktans akımı 0 amperde kalıyor, yani endüktans enerjisi tamamen bitiyor ve bir süre bu şekilde endüktans devam ediyorsa o zaman kesintili, süreksiz veya akım modu demiştik. Burada frekansın 2 katına çıkması demek arkadaşlar. Bakalım frekans 2 katına çıkarsa aslında bunun cevabı çok basit ama biz bunu matematiksel olarak inceleyeceğiz. Gelin şimdi buna bakalım. Bakın mevcut durumda A, B, C ve D şıklarında sınır çalışma modu vardı. Arkadaşlar sınır çalışma modunda akım dalgalanması %200 oranındadır. Yani bir endüktans üzerinden 3 amper geçiyorsa arkadaşlar, 3 amper endüktansın ortalama akımı 3 amperse endüktans akımının dalgalanma miktarı ne olur? 6 amper olur. Yani %200'ü 3 amper ortalama değerse 6 amper max, IL max, IL min 0'dır. Yani 3'ün 2 katı kadar bir akım dalgalanması vardır. %200. Peki bizim örneğimizde endüktans akımının
ortalama değerini belirledik mi? Belirlemedik. Ne yapıyoruz? Düşürücü, yükseltici, dönüştürücü de giriş akımı eşittir IL çarpı D. Bakın, buradan IL'yi benim çekmem lazım ki IL'nin %200'ü akım dalgalanma değeri olacak, tamam mı? Sınır çalışma modu için. Peki giriş akımı nedir arkadaşlar? Giriş akımını şöyle buluyorum. Biliyorsunuz giriş gücü eşittir çıkış gücü yapıyoruz. Verimi burada önemsemiyoruz. Dolayısıyla P giriş eşittir P çıkış. Yani I giriş çarpı V giriş. Bakın V girişi buraya atarsanız P çıkışı eşit olur. Zaten P çıkış eşittir P giriş dedik. Buradan I girişi 1.875 amper. Endüktans akımını 3.38 amper. Ve delta IL'yi de %200'lü ya, hani iki katını alacağım. 3.38'in iki katı 6.76 amper. Demek ki benim sınır çalışma modunda ortalama endüktans akımım 3.38 amper, giriş akımım 1.875 amper ve endüktans akımının dalgalanma miktarı delta IL 6.76. Demek ki IL max 6.76, IL 3.38, IL min 0. Bu sınır çalışma modu için ifade ettik. Bakın 6.76 amper sınır çalışma moduydu değil mi? Peki benim delta IL 10 bağıntım nasıldı arkadaşlar? Düşürücü düşürücü yükseltici dönüştürücünün iletim durumunda, yarı iletken anahtar iletimdeyken ben delta IL 10'u V giriş bölü L DT yazmıştım veya V giriş D bölü LF. Burada şu ifade neye eşit arkadaşlar? 6.76 ampere 50 kilohertz için. 50 kilohertz için. Çünkü 50 kilohertz olarak B şıkkında frekansı tanımladım. Ben frekansı 2 katına çıkarırsam, bakın şuradaki frekans 50 kilohertz değil de 100 kilohertz olursa paydada yer alan bir ifadeyi 2 katına çıkardığımda şu ne olur? 6.76 yarıya düşer. Yani 3. ne oluyor? 38 amper olur. Dalgalanma miktarı. Akımın dalgalanma miktarı bakın. Delta IL frekans 2 katına çıktığında akım dalgalanması yarıya düşer. Buraya bakın F yazdınız 6.76. 2F yazın buraya ne olur? 6.76'nın yarısı olur. Peki bu durumda arkadaşlar, bu durumda endüktans akımının bakın ortalama değeri değişmiyor. Sadece akımın dalgalanma miktarı değişiyor. 3.38 akımın ortalama değeri. Delta IL ne oldu? Yarıya düştü. O da 3.38 artı bakın 3.38 akımın değeri IL artı 3.38 bölü 2. Yeni durumda IL max 5.07, IL min ise 3.38 eksi 3.38 bölü 2. Yani IL eksi delta IL bölü 2 yapıyorum. Bakın 1.69 amper. IL min 0'dan büyük. Yani 1.69 amper. Dolayısıyla bu durumda arkadaşlar frekansın 2 katına çıkması durumunda sürekli akım moduna geçilir. Zira IL min büyük 0 sağlanmıştır. Bunun tam tersi, frekans küçülürse 50 kHz değil de 25 kHz olursa arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Periyot büyür. Periyodun büyümesi demek endüktansın enerjisi biter ve endüktans bir süre 0 amperde devam eder. Bu da süreksiz akım modunu bize süreksiz veya kesintili akım modunda çalışıldığını gösterir. Özetle frekans 2 katına çıkarsa veya frekans artarsa bu örnekte sürekli akım moduna geçilir. Frekans azalırsa arkadaşlar kesintili akım moda akım moduna geçiş yapılmış olur. Değerli öğrenciler,
Kesintili akım modlu düşürücü DADA dönüştürücü ile ilgili bir örnek çözelim şimdi. Sorumuz şöyle. 24 voltluk giriş gerilimine sahip kesintili akım modunda çalışacak bir düşürücü dönüştürücü tasarlanmıştır. Giriş gerilimini veriyoruz. Kesintili akım modunda çalışacak bir dönüştürücüden bahsediliyor. Endüktans değerini dönüştürücünün endüktans değerini kondansatörü çıkıştaki yük direncinin değerini, frekansı ve doluluk oranını veriyoruz arkadaşlar soruda ve dönüştürücünün kesintili akım modunda çalıştığını gösteriniz A şıkkında. B şıkkında çıkış gerilimini hesaplayacağız. C şıkkında da sürekli akım modunda çalıştırmak için neler yapılabilir? Bunu yorumlayacağız arkadaşlar. Yorumlayacağız. Şimdi arkadaşlar kesintili akım modunda endüktans akımının bir süre 0 amperde kaldığını ifade etmiştik. Şimdi bunu biliyoruz. Bu cepte. Peki sınır çalışma modu neydi? Bakın sınır çalışma modunda endüktans akımı bir anlık 0 amper değerini alıyor ve tekrar 0 amperde kalmıyor. Akım artmaya devam ediyor arkadaşlar. Akım artmaya devam ediyor. Burada endüktans akımı artıyor. Yarıletken anahtar iletimde burada akım azalıyor. Endüktans enerji kaybediyor. Üreğimin 0 ampere temas edip hemen akım artmaya başlıyor arkadaşlar. Peki kesintili akım modunda arkadaşlar daha doğrusu sınır çalışma modunda bakın şurası DT burası 1-DT yani yarı iletken anahtarın kesimde kaldığı süre 1-DT. Peki sınır çalışma modunda 1-DT ise kesimde kalma süresi kesintili akım modunda şurası D1 değil miydi? Şurası D1'di de hatta şurada çok az bir sürede yani bir sürede akımın sıfırda kalma durumu vardı. Dolayısıyla kesintili akım modunda D1 1-D'den daha küçük olmalı. Çünkü sınır çalışma modunda D1 1-D'ye eşit arkadaşlar bakın. D1 1-D'ye eşit. Kesintili akım modunda akım bir sürede 0 amperde kalacağı için şurada olduğu gibi bakın şurada olduğu gibi dolayısıyla 1-D daha doğrusu D1 küçük 1-D olmalıdır. Peki D1 nedir? D'yi biliyorum ben. D nedir? 0.4 %40. D1'i bulalım arkadaşlar. D1'in bağıntısını burada verdik. Bunu elde etmiştik zaten. Bakın buradan 0.29 buluyoruz. Evet. 0.29 küçük 1-D nedir 1-D 0.6 bunu sağladığı için kesintili akım modunda çalıştığını burada kanıtlamış oluyoruz arkadaşlar. Bunun için yani A şıkkında kesintili akım modunda çalışıp çalışmadığını göstermek için D1 küçük 1-D şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz. Evet burada bakın bu şartı sağladığı için endüktans akımı kesintilidir. VC eşittir. Yani giriş ve çıkış arasındaki giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasındaki bağıntıyı da VC eşittir. Daha doğrusu VC bölü VG eşittir. D bölü D artı D1'den. Burada tüm bilinmeyenler aslında biliniyor. Yani tüm parametreler biliniyor. Buradan 13.9 volt elde ediyoruz. Yani 24 volt giriş çıkışta 13.9 volt elde ediyoruz arkadaşlar B şıkkında. Son olarak C şıkkında sürekli akım modunda bu devrenin çalışması için frekansı arttırabiliriz. Daha büyük bir endüktans kullanabiliriz. Arkadaşlar pratik bir bilgi. Bunu bağıntıdan da aslında elde edebilirsiniz. Hangi bağıntıdan? Bir dönüştürücünün sürekli akım moduna geçebilmesi veya modunun değişmesi, çalışma modunun değişmesi için arkadaşlar
frekans, endüktans değerleriyle bir ayarlama yapılabilir. Şimdi burada kesintili akım modunda çalışan bir dönüştürücü var. Ben dönüştürücünün frekansını arttırırsam arkadaşlar veya dönüştürücüde kullandığım endüktansın değerini arttırırsam, mesela 10 sarım mı endüktans, 20 sarım yaptım, 30 sarım yaptım, ne olur? Endüktans değeri artar. Sarım sayısının karesiyle değişiyordu, hatırlayın. L eşittir N kare bölü reluktanstı. Sarım sayısının karesiyle değişiyordu. Yani sarım sayısı 2 katına çıkarsa, 10 sarımdan 20 sarıma çıkarırsanız 4 katı bir endüktans değeri elde edersiniz. Dolayısıyla daha büyük bir endüktans da seçmeniz demek. Aslında endüktans üzerindeki akım değişimi vardı ya, hani delta I ile. Bunu azaltırsınız. Delta I ile azalırsa, delta I ile azalırsa arkadaşlar, kesintili moddan kesintisiz, yani sürekli akım moduna geçmeniz mümkün olacaktır. Değerli öğrenciler, bugünkü dersimizin son örneği yükseltici DA-DA dönüştürücünün kesintili akım modunda çalışmasıyla ilgili olacak. Burada örneğimizde giriş gerilimi 20 volt, doluluk oranı %60 olarak verilmiş. Anahtarlama frekansı 15 kHz, endüktans, kondansatör ve yük direnci de burada bilgi olarak veriliyor. A şıkkında endüktans akımının sürekli veya kesintili akım modunda çalışıp çalışmadığını belirleyiniz. B şıkkında çıkış gerilimini, C şıkkında ise maksimum endüktans akımını hesaplayınız diyor. Arkadaşlar, şimdi biz bu örneği hani kesintili akım modunda varsayarak ele alalım. Bu şekilde başlayalım. Daha sonra zaten kesintili akım modunda olup olmadığını nasıl belirliyoruz, bunu göreceğiz. Şimdi kesintili akım modunda çalıştığını varsayarsak, çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasındaki bağıntıyı tespit etmiştik. Buradan giriş gerilimini, doluluk oranını, direnci, periyodu veya periyot yerine frekansı 1 bölü periyot olarak yazabiliriz. Ve endüktansı yerine yazdığımızda arkadaşlar 20 volt uyguladık girişten, çıkışta 60 volt elde ediyoruz. Burada görmüş olduğumuz bağıntı kesintili akım moduna göre elde ettiğimiz bir bağıntı. Arkadaşlar, kesintili akım modunda endüktans akımı 0 amper olmalı. Bir süre 0 amperde kalmalı. Eğer sürekli akım modu olsaydı endüktans akımı sıfırdan daima büyük olmalıydı. Şimdi biz yükseltici dönüştürücüde sürekli akım modunda çalışıyormuş gibi endüktans akımının minimum değerini hesaplayalım. Bakın burada Ilmin arkadaşlar, Ilmin eşittir Il eksi delta Il bölü 2. Şimdi bu bağıntıda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Endüktans sanki sürekli akım modunda veya dönüştürücü sürekli akım modundaymış gibi düşünüp bağıntıda bir Ilmin hesabı yaptığımızda sonuç eksi 1.5 amper olarak, matematiksel olarak elde ediyoruz. Bakın bu değer mümkün değil. Yani endüktans akımının yön değiştirmesi hele hiç mümkün değil. Dolayısıyla endüktans akımının sürekli olmadığını, dönüştürücünün kesintili akım modunda çalıştığını aslında bulmuş olduğumuz bu sonuçtan anlıyoruz. Böyle bir sonuç olamaz. Endüktans akımı yön değiştiremez burada. Dolayısıyla kesintili akım modunda çalıştığını buradan tespit ediyoruz. A şıkkını aslında ikinci aşamada bulduk. B şıkkını hemen ilkten yapıyoruz. Veya aslında bunun tam tersi de olabilirdi, fark etmez. Çıkış gerilimini önce bulduk. Daha sonra endüktans akımının kesintili, yani 0 ampere temas ettiğini ve bir süre orada kaldığını
tayin ettik. Çünkü eksi 1.5 amper olamaz. Peki Re max nedir arkadaşlar? Endüktans akımının dalgalanma miktarıdır. O da V giriş, burası V giriş, D bölü LF. Bakın bu bağıntı normal. Bu bağıntı nedir arkadaşlar? Bu bağıntı normal. Bakın şurada yazmış olduğumuz bağıntı. Şu bağıntıyı direkt yazıyoruz. V giriş D bölü L çarpı F. T'yi buraya F olarak aldık. Buradan hareketle ben endüktans akımının tepe değerini 8 amper olarak buldum. IL max eşittir delta IL on, o da eşittir delta IL off. Yani kesintili akım modunu hatırlayın. Kesintili akım modunda akımın dalgalanma değeri, endüktans akımının dalgalanma değeri endüktans akımının tepe değerine, yani IL max'a eşitti. Burada V giriş D bölü LF'den ben 8 amper olarak bunu hesaplamış oldum. Endüktans akımının minimum değeri de negatif bir değer aldığı için ve negatif bir değer alamayacağı için aslında devrede, yani devreni o yükseltici dönüştürücüde endüktans akımının ters yönde akma ihtimali olmadığı için eksi 1.5 amper sonucunu elde etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla sürekli akım modunda çalışamaz. Çünkü sürekli akım modunda akım değeri pozitif olmalıdır. Dolayısıyla burada kesintili akım modunda çalışan bir yükseltici dönüştürücü var. Sonucuna ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi flyback dönüştürücü ile ilgili bir örnek çözelim. Aslında bu örneğimizde ilk olarak sürekli akım modunda çalışan bir flyback dönüştürücüyü inceleyeceğiz. Daha sonra dönüştürücü devresinde bir elemanın, bir parametrenin değerini değiştirdiğimizde dönüştürücünün nasıl kesintili akım moduna geçtiğini de görmüş olacağız. Arkadaşlar, flyback dönüştürücüye ait parametreler veriliyor. Yük direnci 5 ohm, kondansatör 200 mikrofarad, frekans 40 kHz, çıkış gerilimi 5 volt, giriş gerilimi 24 volt, endüktans 500 mikrohenri, sarım sayıları oranı N1 bölü N2 3 olarak veriliyor. Arkadaşlar, çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasındaki bağıntıyı biliyoruz. Bu bağıntıda doluluk oranını yalnız bıraktığımızda ve değerleri yerine yazdığımızda giriş gerilimini, çıkış gerilimini N1 bölü N2, burada N2 bölü N1, yani 1 bölü 3, bunları yerine yazdığımızda doluluk oranını 0.385, yani %38.5 olarak hesaplamış oluyoruz. Endüktans akımının ortalama değerini biz VC kare bölü VGDR olarak tanımlamıştık. Burada giriş gerilimi, çıkış gerilimi, doluluk oranı ve direnç değerini ben biliyorum. Endüktans akımının ortalama değeri 540 mA. Endüktans akımındaki ortalama, endüktans akımının üzerindeki dalgalanma miktarını da V giriş D bölü LMF'den 24 çarpı 0.385 bölü 500 mikrohenri çarpı 40.000 40 kHz 460 miliamperlik bir akım dalgalanması var. Bu şartlar altında endüktans akımının tepe değeri ILM max ifadesi 770 miliamper. Endüktans akımının minimum değeri arkadaşlar 310 miliamper. Demek ki endüktans sürekli, endüktans akımı sürekli, dönüştürücü sürekli akım modunda çalışıyor diyebiliriz. Peki kondansatör gerilimindeki dalgalanma miktarı nedir arkadaşlar? Buradan delta VC bölü VC eşittir D bölü RCF'den 0.0096, yani %0.96 olarak hesaplıyoruz. Burada çıkış geriliminin 5 volt olduğunu düşünecek olursak 5 çarpı 0.096'dan arkadaşlar kabaca 48 milivolt
gerilim dalgalanması elde ediyoruz. Burada 5 volt ortalama değer olarak düşünüldüğünde VC eşittir 5 ise 0.048'in yarısı ne olur? Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Şunu demek istiyorum. Burada direkt size göstermek istiyorum. Çıkış gerilimindeki bakın evet şöyle VC max eşittir arkadaşlar. Evet. VC artı ne diyeceğim? Delta şöyle yapalım. Bakın delta evet bir türlü yapamadık ya yani şu delta VC bölü 2 VC ne eşittir arkadaşlar 5 artı 0 nokta şöyle yapalım 5 çarpı 0.096 bölü 2 buradan ne olur 5.024 volt bulunur. Nasıl endüktans akımında bir ne var? Endüktans akımının maksimum değeri var. Aynı şekilde çıkış geriliminin de bir maksimum değeri var. Ve VC'mini hesaplarken eksi VC bölü 2 ne olacak arkadaşlar? Bakın 5 eksi 0.024'den ne olur? 5 eksi 0.024 4.976 volt. Çıkış geriliminin maksimum değeri 5.024 minimum değeri 4.976 volt olacak şekilde bunu düşünebiliriz. Şimdi evet bakın burada aslında slaytımızı da birazcık değiştirmiş olduk. Arkadaşlar bu devrede bakın R eşittir 5 ohm olarak verilmişti. R eşittir 20 ohm yapılırsa yani yük direnci 4 katına çıkarılırsa kesintili akım modu oluşup oluşmadığını kontrol edelim ve çıkış gerilimini hesaplayalım. Arkadaşlar D eşittir 0.385 olarak hesaplamıştık biz. Bu durumda bakın yani D eşittir 0.385 sürekli akım modu için biz bunu hesaplamıştık. Değil mi? Sürekli akım modunda bağıntımız nasıldı? VC eşittir VG D bölü 1 eksi D çarpı N2 bölü N1. Buradan biz bu hesabı yapmıştık. Şimdi bu bağıntıda elde ettiğimiz D'yi kullanarak endüktans akımının minimum değerini hesaplayalım. ILM min ifadesini biz formülünü çıkarmıştık. Bu formülde giriş gerilimi doluluk oranı yerine zaten 24 ve 0.385 kullanıyorum. Direnç yerine arkadaşlar 20 ohm yazacağım. N2 bölü N1 1 bölü 3 ve endüktans nedir? 500 mikroenri. Periyot yerine 1 bölü F yani 1 bölü 40 bin yazıyoruz. Burada elde ettiğimiz sonuç arkadaşlar eksi 95 miliamper. Klasik dönüştürücüler için örnek çözerken bir dönüştürücünün sürekli veya süreksiz akım modunda, kesintili veya kesintisiz akım modunda çalışıp çalışmadığını öğrenmek için ILM min hesabını yapmıştık ve eğer negatif bir sonuç elde ediyorsak burada kesintili akım modunda çalışmanın gerçekleştiğini ifade etmiştik. Çünkü endüktans akımı negatif bir değer alamaz. Demek ki burada akım sıfıra düşüyor ve sıfırda devam ediyor. Burada artık sürekli akım modunda elde ettiğimiz bağıntılar geçerli değildir arkadaşlar. LM endüktansı akımı negatif olamayacağı için ILM akımı kesintili olmak zorundadır. Peki arkadaşlar bu dönüştürücü için bakın minimum
endüktans değeri ne olmalıdır? Yani bu şartlar altında tabii 20-10 yaptık ya. 20-10 için endüktans ne olmalı ki kesintili akım modu oluşmasın? Bunun için LM-min bağıntısını kullanıyoruz. Burada 850 mikrohenri, bakın buraya 20 yazdık. 850 mikrohenri eğer olursa kesintili akım modu oluşmaz. Ama bizim burada endüktansımız 500 mikrohenri, bakın. Burayı eğer 20 değil de 5 alırsak ne olacak? 850 bölü 4'ten demek ki 212.5 mikrohenri 5 ohm için sınır çalışma modunu sağlıyor. Ki biz zaten 500 mikrohenri kullandık. Her türlü sürekli akım modunda çalışıyoruz. Ama yük direncini 4 katına çıkardığımızda ben 850 mikrohenrinin altında arkadaşlar kesintili akım moduna mecbur kalıyorum. Bu şartlar altında arkadaşlar çıkış gerilimi bağıntısı sürekli akım modunda kullandığımız bağıntıdan farklıydı. Burada ben değerleri yerine yazdığımda 6.53 volt bir 6.53 voltluk bir çıkış gerilimi değeri elde etmiş oluyorum. Sürekli akım modunda ben hesabı yaptığımda 5 volt elde ediyordum. Burada 5 voltluk bir bilgi verilmişti çıkış gerilimi ile ilgili. Burada 6.53 volt elde ediyorum 0.385 doluluk oranı için. Yani siz bu dönüştürücüyü 5 ohmluk bir yük direncine bağladınız. Doluluk oranını 0.385 ayarladınız. Daha sonra yük tarafında bir switch ile 5 ohm değil de 20 ohmluk bir direnç grubuna aktardığınız devreyi. Bu durumda arkadaşlar doluluk oranı zaten yarı iletkeni sürdüğünüz kaynaktan geldiği için doluluk oranı değişmeyecektir. Doluluk oranı aynen uygulanıyor. Bu durumda kesintili akım modu oluşuyor ve çıkış geriliminde bir miktar artış gözlemliyoruz. 6.53 volt elde ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi flyback dönüştürücü ile ilgili bir tasarım örneği sizlerle paylaşacağım. Bu örneğimizde 3.7 volt DC gerilime sahip bir pil, lityum polimer batarya hücresi kullanılarak 36 volt DC elde edilecek. 3.7 volt gerilim seviyesinden 36 voltluk bir DC gerilim elde edilecek. Çıkış yük akımı 0.5 amper. Çıkışta bir direnç var. Yük akımı, dirençten geçen akım 0.5 amper. Çıkış gerilimi dalgalanma yüzdesi %2'yi geçmeyecek şekilde sürekli akım modunda çalışan bir tasarım gerçekleştiriniz diyorum. Arkadaşlar burada bakın bir tasarım gerçekleştiriniz diyor. Yani flyback dönüştürücü kullanmak zorunda değiliz. Burada tasarım örneklerinde özgürüz aslında. Sadece bizden istenen kriterleri sağlamamız şartı tabii ki var. Onun dışında özgürüz. Tüm parametreleri kendimiz belirleyebiliyoruz. Burada 3.7 volt DC gerilimden 36 volt DC gerilim elde etmek için aslında gerilimi yükseltmemiz gerekiyor. Burada ben yükseltici boost bir dönüştürücü de kullanabilirim. Bakın bu durumda arkadaşlar doluluk oranı değeri 0.897, yani %89.7 doluluk oranı arkadaşlar çok büyük. Burada neredeyse %100'e yakın bir değer. Fakat biz yükseltici dönüştürücüyü anlatırken arkadaşlar teorik olarak doluluk oranı %0 ile %100 arasında değişir demiştik. Fakat pratikte dönüştürme oranı böyle %100'e yakın veya %0'a yakın, %3, %5'lik bir değer aldığında devrenin çalışmasında verimsiz durumlar oluşabilir demiştik. Kayıplar artar demiştik. Bu nedenle yükseltici dönüştürücüde gerilimi yükseltmek ancak 4-5 katına kadar mümkün olabilir verimli bir şekilde. Bu yüzden 3.7 volttan 36 volta neredeyse 10 kat bir yükseltme gerekiyor. Bu nedenle biz izolesiz bir
dönüştürücü olan yükseltici boost dönüştürücü yerine dönüştürme oranı sarım sayıları oranların oranı özelliğinden de faydalanmak suretiyle bir flyback dönüştürücü kullanabiliriz. Burada flyback dönüştürücüde gerilimi düşürebiliriz de yükseltebiliriz de. Bir önceki örneğimizde arkadaşlar giriş gerilimi 24 volttu ve 5 voltluk bir gerilime dönüştürmüştük. Örnek 35-36'dan bahsediyorum. Bu örnekte 24 volt 5 volta düşürülmüştü. Burada ise 3.7 volt 36 volta yükselecektir ve burada flyback dönüştürücü kullanacağız. Burada kuplajlı endüktanstaki dönüştürme oranı özelliği sayesinde doluluk oranı değeri makul bir seviyede kalacaktır. Bakın, burada gelin doluluk oranını %35 yani 0.35 seçelim. Burada tabii ki 0.5 civarında bir değer de seçilebilir. Veya flyback dönüştürücüdeki sarım sayıları oranı da keyfi olarak belirlenebilir. Fakat bir yerden başlamamız lazım arkadaşlar. Ben burada doluluk oranı %35 olsun, 0.35 olsun dedim. 0.35 doluluk oranı için arkadaşlar sarım sayıları arasındaki oran N2 bölü N1 18'dir. Bunun anlamı ne? N2 yani sekonder tarafta yük tarafındaki gerilim daha büyük. Zaten bunu arıyorum. Yük tarafında 36 voltluk bir gerilim arıyorum. Giriş gerilimi zaten bir lityum polimer pil 3.7 volt DC gerilime sahip. Burada N1 1 sarımsa N2 18 sarım. Yani ikisinin oranı 18 olacak şekilde bir durum oluştu. Nasıl oluştu? 0.35 D eşittir. 0.35 seçilirse 18.07 oluyor. Bunu tabii ki sarım sayısı küsuratlı olmaz. Onu 18 olarak ben kabul ediyorum. 18 aldığımda arkadaşlar sarım sayısını 18 kabul ettiğimde sarım sayıları oranını bakın doluluk oranı %35.08 yani aslında %35 buna diyebiliriz. Evet, bu durumda arkadaşlar endüktans akımının ortalama değeri 2.772 amper oluyor. Endüktans akımının ortalama değeri. Sürekli akım modunda çalışma benden isteniyor. Burada endüktans akımındaki dalgalanma yüzdesini %200 belirlersem bu durumda sınır çalışma gerçekleşir. Bu nedenle %200'ün altında bir değer %40 bunu belirliyorum ki arkadaşlar sürekli akım modunda tasarım yapılırken DC-DC dönüştürücülerde endüktans akımındaki dalgalanma oranı %20 ile %40 arasında genelde tasarımcılar tercihte bulunuyor. Burada biz %40 seçiyoruz ve %40'lık bir akım dalgalanmasında 1.11 buluyorum ben delta iğneyi. Frekansı 100 kHz belirledim. 100 kHz'lik bir frekans akımdaki dalgalanma miktarı 1.11 amper ise burada ben 11.69 mikrohenrilik bir endüktans seçmem gerekiyor arkadaşlar. Peki çıkış geriliminde en çok %2'lik bir salınım var. Bu durumda çıkış geriliminin 36 volt olduğunu burada biliyorum. 36 voltun %2'si 0.72 volttur arkadaşlar. Burada 0.72 volt bölü 36 volt. Nedir bu? %2. Yani 0.02 delta VC bölü VC 0.02 eşittir. D bölü RCF. Arkadaşlar R nedir? Trençtir. Ve burada bakın 0.1 yazıyoruz ama 0.5 yazmamız gerekiyordu. Dolayısıyla 0.35 bölü 0.3508 bölü arkadaşlar ne olacak? Buradan C'yi isterseniz sol tarafa atalım. Değil mi? Şöyle yapalım. Evet. Şu bağıntıyı ben alıyorum. Bakın C. C neye eşittir arkadaşlar? Şurada ne yazacağım? 0.02. Doğru mu?
bakalım. Biz burada 0.01 yazdık. Sonucu 487 nanofarad bulduk ama acaba doğru çözüp yanlış mı yazdık? Onu bir kontrol edelim. 36 bölü 0.5 arkadaşlar nedir? 36 bölü 0.5 72 ohm çarpı 0.02 çarpı 100.000. Evet, ne yapacağım? 0.3508 bölü ans. Evet, bakın burada 2.43 ne olacak? Mikrofarad olması gerekiyor arkadaşlar. Ben burada yük akımını 0.1 yazmışım. 2.43 mikrofarad olacak. Hatta şuraya da gelin. Şöyle yapalım. 2.43 mikrofaradlık bir kondansatör seçmem gerekiyor ki gerilim dalgalanması %2'yi geçmesin. Şunu silelim artık. Şuraya ne yazacağız arkadaşlar? 0.5. Yük akımı 0.5. Gerilim bölü akım 36 volt bölü 0.5 eşittir R. Bakın burada R nedir diye bir panik yapmama gerek yok. Çıkış gerilimi belli. Çıkış akımı belli. Oranlarsam ben yük direncini bulurum. Bu şartlar altında 2.43 mikrofarad olarak hesaplamış olduk. Kondansatörü. Sürekli akım modunu sağladık. Kondansatör değerini 2.2'yi geçmeyecek şekilde belirledik ki 2.43 mikrofaradın biraz üstünde bir değer seçersek %2'nin biraz altında bir gerilim dalgalanması elde etmiş